Piyasa Hattı'ndan herkese merhaba efendim. Piyasalardaki son durumu aktaracağız. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz. Özellikle bugün piyasalarda Borsa İstanbul tarafında alıcılı seyir devam ederken küresel piyasalar tarafında da bir toparlanma var aslında. Borç krizi biliyorsunuz hafta boyunca çok fazla konuştuk ama bugün piyasalar özellikle ABD'den gelecek PCE deflatör verisine odaklanmış bulunuyor. Yıllıkta özellikle manşet tarafta bir yükseliş, çekirdek tarafta da aslında yatay kalması beklentisi var. Görece halen daha tabii ki oradaki faizlerin gelmiş olduğu seviye yavaş yavaş reel faiz verir duruma gelecek diye de biliyorsunuz çok fazla konuşuluyor. Fed'in politikalarında ise yakın vadede şu anda büyük oranda beklentilerde bir faiz artırımı daha olmayacağı aslında öngörülüyor. Ama bakalım nasıl olacak, bunları takip ediyoruz. Gelin rakamlara bakalım, ardından hem Aksigorta'yı bugün ağırlayacağız. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen bizlerle olacak. Hem de Mehmet Reis, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırlayacağız. Biraz kuraklığı da konuşacağız gıda fiyatları üzerinden diyelim. Şimdi Borsa İstanbul %1.10 primli. Genel olarak şöyle endeksler tarafına baktığımızda alıcılı seyir hemen hemen her endekste var, ancak bankacılık endeksinin biraz negatif ayrıştığını belki de söyleyebiliriz. Ekrana geldiğinde de rakamlarla da ifade etmiş oluruz. Evet, bankacılık endeksinde 0.30 bir miktar geri çekilme, 3887, böyle yavaş yavaş haftayı kapatırken sanayi tarafta 7438, maliye endekste de yine aynı şekilde yükseliş devam ediyor. Ve bugün biraz sanayi hisselerinin önde olduğunu hatırlatalım. Ulaştırma keza öyle, turizm tarafında da ama yani şu anda da görünen zaten ulaştırma tarafında primler %2'ye ulaştı. Ve biraz da tabii artık yavaş yavaş pazar gününü geçireceğiz. Ardından pazartesi günü piyasalar ekonomi politikalarıyla ilgili yön ne olacak, bunları tartışacak tabii. Öte yandan görüyorsunuz bankalar arası kur dolar TL 20. Bir yandan serbest piyasada bir miktar daha tabii önde. Yani kur marjı devam ediyor. Seçimler sonrasında bir normalleşme beklentisi de var. Onu da söyleyeyim. Dolar endeksi 104'lere gelmişti. Dolayısıyla biraz da tabii küresel taraftaki gelişmeler de orada tabii baskıyı artırıyor olabilir ama içeride zaten biliyorsunuz hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde aslında DTH tarafında bozum devam ederken bir yandan kur korumalı mevduata geçiş de devam ediyor. Özellikle dolar KKM en çok konuştuğumuz, yani opsiyonlu türevde faizlerin %40'lara gelmiş olması burada özellikle borsa tarafını nasıl etkiliyor diye sorguluyor. Bir o tarafta bir ilgi çekici, bir de Eurobond tarafı. Özellikle CDS'leri takip ediyoruz. 700'lere kadar gelmişti. Oradan geri çekilmişti. Orada da nasıl bir getiri potansiyeli var diye tabii özellikle seyirciler soruyor. İşte biz de analistlere, yorumculara sormaya çalışıyoruz. Hepsini konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Öte yandan dediğim gibi burada Euro-Dolar paritesini hafta boyunca da konuştuk. Dolar endeksi yükseldikçe Euro-Dolar'da da yön aşağıydı ve 1.08'i de özellikle kırmıştı. Şimdilik 1.0744 diyelim. Öte yandan hemen geçelim. Avrupa borsalarında görünüm endeksler yeşil. Şu anda biraz İtalya'nın negatif ayrıştığı ortam var aslında. Ve küresel piyasalarda ABD dün kapanışlarda özellikle Dow Jones tarafı biraz satıcılıydı. Ama tahvil faizleri düşerken biraz borsalara alım gelmişti. Dolar endeksi de görece bir miktar gevşemişti. Ama halen daha tabii geçtiğimiz haftalara göre hala yüksek. ABD borsaları vadelilerde şu anda yeşildeydi son olarak. 3 endeks de zaten aynen dediğim gibi yeşillerde. Ve son olarak altına bakalım. En çok yine bu hafta takip ettiğimiz altında durum ne? 2000'in altına zaten gelmişti, 1952. Brent tarafında da biliyorsunuz Suudi Enerji Bakanı açıklamalar yapmıştı ki önümüzdeki hafta aslında yanlış hatırlamıyorsam 4 Haziran onu takip edeceğiz, OPEC artıyı. Orada tabii bir kısıntı beklentisi olmasa da kısa pozisyon alanları uyarıyordu aslında bakan. Ve o uyarılar da biraz burada aslında sirayet etmişti. Yani ama hafta boyunca kazanımlara bakınca bizi getirdiği yerde Brent tarafında 76-62 gibi bir seviye oldu. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi bugün İntegral'den Başak Kara bizlerle, kendisine hemen dönelim ve soralım. Bugün piyasalara ilişkin nasıl yorumları var? Başak Kara, hoş geldiniz. Nasıl görünüm var? Sizden biraz dinleyelim.
Evet, birazdan tekrardan bağlanacağız. Özellikle dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında bankacılık bir miktar negatif ayrışırken endeks genelinde aslında pozitif seyir devam ediyor. Ulaştırma endeksi önde demiştik ve sanayi endeksinin de önde olduğunu biliyoruz. Özellikle biz bugün akış içerisinde bu arada tekrardan hatırlatayım Aksigorta'yı ağırlayacağız. Biliyorsunuz bu dönemde en çok konuştuğumuz tabii deprem sonrasında çok fazla tabii ki sigortacılık sektörü de konuşulmuştu. Bir miktar tabii orada prim artışları fiyatlara yansıyor ve ardından da tabii ki Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları nasıl sirayet edecek bunları soracağız. Başak Kara beni duyabiliyor sanırım. Neler var gündeminizde, sizi dinliyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. BIST tarafında ikinci tur seçim belirsizliğinin etkisiyle güçlü seyir devam ediyor. Özellikle hafta başından bu yana 4500 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan bir endeks vardı. Hacimler tabii burada görece çok düşük kalıyor. Seçimin ikinci turuna yaklaşırken hacimlerin daha da azaldığını görüyoruz. Dün BIST işlem hacmi 35 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl borsa alternatifsizdi ancak bu yıl borsaya rakip diyebileceğimiz getirilerdeki yükselişler düşük seyreden hacimlerde etkili olmaya devam ediyor. Dün KKM 120 milyar doların üzerine çıktı. KKM'ye olan ilgi de devam ediyor artarak. Seçim belirsizliği, siyasi söylemler nedeniyle yabancı yatırımcılar hisse tarafına da satıcı olmayı diğer taraflarına sürdürüyor. Teknik olarak dün endekste 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısına geri çekildi. 4500 seviyesi geçilmedikçe yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir. Bugün de 4500 seviyesini geçmekte zorlanıyor. Özellikle ulaştırma endeksinin payı bugün büyük. Puan bazlı baktığımızda Türk Hava Yolları'nın endeksi etkileyen tarafta. Bugün seçimin ikinci tur öncesindeki son işlem günü dolayısıyla kısa vadeli yatırımcıların oluşabilecek volatiliteye karşı dikkatli olmalarında fayda olacaktır. Küresel tarafta ise dün S&P 500 ve Nasdaq'ta pozitif bir kapanış vardı. Amerika'da borç tavanına ilişkin anlaşmaya yakın olmaları pozitif seyirde etkili oldu. Bugün Amerika'dan Fed için önce enflasyon göstergesi olan PCE verilerini karşılayacağız. Bu anlamda çekirdek PCE'nin yıllık bazda geçen ayla aynı %4.6 artış göstermesi bekleniyor. Manşet PCE tarafında ise yıllık bazda %4.2'den %3.9'a geri çekilmesi bekleniyor. Dolayısıyla genel olarak PCE'ye ilişkin beklentiler Amerika'da enflasyonun inatçı olduğuna dair bir görünüm arz ediyor. Bunun yanı sıra kişisel gelir ve giderleri karşı olacağız. Bu iki veri de enflasyonun öncü göstergesi. Geçen aya göre orada da bir artış bekleniyor. Burada beklenti üstü gelen veriler piyasalar tarafından şahin algılanabilir. Dolayısıyla bu durum piyasaları ve emtialara baskılayabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Piyasa hattından herkese merhaba efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Bloomberg KT araştırma analisti Tuğba Özel bizlerle, kendisinden biraz bilgi alacağız. Özellikle sigorta sektörüne ilişkin nasıl bir görünüm var? Özellikle trafik sigortaları değil mi bugün konuşacağımız? Evet, onun üzerinde trafik sigortaları tarafında ayrıca duracağız. Çünkü orada prim üretimi anlamında lider olduğunu söyleyebilirim. Biraz rakamlardan bahsedeceğiz. Hangi alanlarda özellikle bu daha önce işte birkaç ay önce yaşamış olduğumuz deprem, doğal afet tarafında sigortalanmaları nasıl artırdı, insanların ilgisi arttı mı? Diğer taraftan biliyorsun trafik sigortaları tarafında belirli düzenlemeler getirildi. Bunlar ne kadar etkili olacak sektör üzerine, bunlardan bahsedeceğiz Gözde. Şimdi genel olarak rakamlarla başlayalım İstersen. Türkiye'de Türkiye Sigortalar Birliği'nin vermiş olduğu veriler üzerinden bir değerlendirelim. 2023 yılının ilk çeyreğinde, ilk 3 ayında toplam prim üretimi geçen yıla göre nasıl değişmiş, buna bakacağız aslında. Burada 140.9'luk bir artış olduğunu görüyorum. 103 milyar 790 milyon lira olarak 2022 yılının aynı dönemine göre 43 milyar liralık prim üretilmiş. Bunun ne kadarı? Şimdi bakalım, şimdi kaza tarafından olan, yani kaza branş olarak şey yapacağım, önemlerine en çok artışın olduklarını söyleyeceğim. Kara araçları sorumluluk tarafında en yüksek artış ön plana çıkmakta benim gördüğüm. Diğer taraftan finansal kayıplar tarafında, hukuksal koruma tarafında, kasko tarafında, özellikle bu kara araçları, kasko ve kara araçları sorumluluk olarak bunlar ayrılmakta. Kara araçları kasko tarafında örneğin %176.80'lik bir değişim var. Hatta Nisan ayı rakamları da gelmişti. Onlara da baktım. Bu ilk
tavsiye ettiğim ilk çeyrek verileriydi. Nisan ayında da orada kara araçları toplamında %165.8'lik bir değişim olmuş. Yani enflasyondan arındırılmış rakama baktığımızda da %85'lik bir artış olduğunu söyleyebiliyorum. Zorunlu trafik sigortaları tarafına baktığımda %167.7'lik bir artış varken orada da enflasyondan arındırılmış haliyle %86'lık bir prim üretim artışı olmuş. Kara araçları sorumluluk tarafının geneline baktığımızda da %84.8 bu arındırılmış rakam enflasyondan artış olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan özellikle burada baktığımızda yangın ve doğal afetler tarafındaki artış ilk çeyrekte %143.46 olarak ön plana çıkmış. Bunda rakamlarına bakalım istersen. Çünkü burada önümüzdeki süreçte sigorta sektörüyle ilgili olan güncellemeler nasıl etkileyecek sektörü ve hem sektör açısından hem de sigorta yaptırmak isteyenler açısından onlar da önemli olacak. Şimdi hayat dışı toplam tarafında 91 milyar 939 milyon liralık hayat tarafındaki prim üretimi ise 11 milyar 851 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu branşlarda %146.5 artış hayat dışı tarafından gelirken %104'lük artış hayat içindeki prim üretiminden gelmiş. Diğer taraftan sektörde en yüksek prim üretimi az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi zorunlu trafik sigortaları tarafından meydana geliyor. Burada 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 8.3 milyarlık olan prim üretimi %116 artmış, 22 milyar liraya yükselmiş. Buradan sonra da hastalık, sağlık sigortaları primi 18.5, kasko tarafında ise 16.5 olarak gerçekleşmiş. Özellikle depremden sonra doğal afetler tarafında da hem yapılan kampanyalar hem oradaki teşviklerinde bir miktar etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü trafik tarafını doğal afetler tarafı devam ettiriyor. Yangın ve doğal afetler kalemindeki artış ise Şubat ayında yaşanan deprem ardından burada ilk 3 ayda 5.4 milyarmış geçen yıl 2022 yılında. Bu yılın ilk 3 ayında 13 milyar liraya çıkmış. Yani yaklaşık 2 katından daha fazla bir artış olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan baktığımızda en çok artışın olduğu sektörler olarak kefalet tarafı ön plana çıkıyor, kaza tarafı ön plana çıkıyor, hastalık tarafı özellikle biliyorsun hastalık tarafında da pandemi sonrasında bütün dünyada hastalık kaynaklı Amerika'da da enflasyonu konuşurken özellikle altında hastane sağlık harcamaları tarafını konuşuyoruz. Türkiye'de de benzer şekilde sağlık harcamaları arttığı için sağlık tarafında da sigortalanma maliyetleri ve prim üretimi haliyle artmış durumda. Diğer taraftan şeyden de kısaca bahsedeyim. Konuğumuza gitmeden önce çünkü burada geçtiğimiz günlerde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu'nun bir revizyonu olmuştu. Daha doğrusu bir çalışma var. Bu sektördeki pürüzleri iyileştirmek adına belirli uygulamalar açıkladılar. 1 Mayıs itibariyle girdi. Burada şimdi hayata geçirilen bu yeni sistemde 1 Mayıs itibariyle başlayan yeni güncellemeyle hasar üzerinden gerçekleşen prim oranlarında düzenleme yapıldı. Burada özellikle azami primlerdeki aylık artış oranı orta vadeli programda belirlenen enflasyon hedefine paralel bir şekilde değiştirilerek %4.75'ten %2'ye düşürüldü. Diğer taraftan en çok merak ettiğimiz konu da şu olacak. Birazdan konuğumuza da sorarız. Eşdeğer parça kullanımına indirim biliyorsun trafik sigortası tarafında. Burada bu şu demek aslında eşdeğer parça kullanımı halinde özellikle trafikte araç tarafında bir parça bozuluyor ve onun orijinali yerine eşdeğer bir parça kullanımı halinde tarifede bir indirim yansıtılacak buraya. Bu da aslında şunu da sağlayacak. Bir yerde yerli milli bu eşdeğer parça içeride üretilen milli ürünlerden olması zaten bekleniyor. Bu da indirim. Bu hem yerli milli üretimi desteklemek, teşvik etmek anlamında hem de oradaki maliyetleri de bir miktar düşürmek anlamında. Çünkü baktığımızda aslında prim üretimi olmasına rağmen birazdan soracağımız sorulardan biri de bu. Trafik tarafında özellikle prim üretimi olmasına rağmen neden sektörde zarar ediliyor? Bunu da merak ediyoruz. Diğer taraftan bu TOG yerli otomobiller ya da elektrikli araç kullanımının yapan kişilerin bunların da zorunlu trafik sigortaları tarafında. Yani dönüşüm yenilenebilir enerjiye geçişi biliyoruz. O anlamda yatırımlar ve yenilenebilir enerjiyle ilgili olan bütün ürünler tarafında zaten teşvikler artıyor. Burada da TOG gibi elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortaları tarafında bunların fiyatlanmasında pozitif bir ayrışma yapılmış. %10'luk bir indirime gidilmiş. Diğer taraftan son olarak da taksitli
ödeme imkanı getirildiğini görüyoruz. Orada da bu zorunlu trafik sigortaları tarafında isteğe bağlı olarak en az 6 taksit imkanı getirilmiş ve burada da ödeme kolaylığı yapılmaya çalışılıyor bir tarafta. %10 olarak da ek teminat uygulaması vardı. Bu %20'ye revize edilmiş. Genel olarak hani sektörle ilgili, trafik tarafı ile ilgili, daha doğrusu sigorta sektörünün alt kırılımlarından olan trafik tarafı ile ilgili kara araçları tarafındaki aktaracaklarım bilgiler bu kadar diyeyim Gözde. Tuba çok teşekkürler. Derlediğin tabii bilgiler çok önemli. Özellikle trafik sigortasında dediğin gibi yani sektör genelinde 11.6 milyar TL zarar olması önemli. Burada dediğin gibi primler artıyor ama sektörde zarar da var bir yandan. Soralım hepsini Aksigorta Genel Müdürü'ne. Uğur Gülen, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle ben bilançoyla başlayayım tabii. Bu tabii enflasyondan arındırınca da özellikle prim artışları enflasyonun üzerinde olması oldukça anlamlı tabii. Sigortacılık sektörünü zaten beğenen pek çok var portföy şirketleri. Dolayısıyla işte model portföylerde de bulunduruluyor vesaire ama sizin açınızdan nasıl gidiyor? Özellikle 2022'de bir zarar döneminden sonra kar beklentileri vardı. Bu nasıl başarılacak? Biraz sizden dinleyelim. Teşekkürler Gözde Hanım. Tabii 2021 yılı sonunda başlanan ekonomik programın en büyük özelliği Türk lirasında faizlerin aşağı düşmesi ve arkasından oluşan çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Bizim sigorta sektörünün en ilginç özelliklerinden biri gelirini, hani satış fiyatını belirlediği anda maliyetinin ne olduğunu bilmeyen bir endüstri sigorta sektörü. Bu kapsamda da aslında 2021 yılı hatta 2022 yılı boyunca yazdığımız poliçelerin maliyetlerinin tam olarak ne olduğunu bilmeden yazdık bir yerde. Karanlıkta araba kullandık. Yani virajlı yolda ışıklarımız yanmadan, dışarıda lambalar olmadan araba kullandık. Çünkü öngörülebilirlik sigorta sektörü açısından oldukça kritik bir unsur. Bu öngörülememezlik içinde sektör 2022 yılını tamamladı. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz derlemeden ne gördük aslında? Bu öngörülememezlik sigorta sektöründe bir miktar risk primlerini arttırmaya sebep oldu ve primlerde ciddi artış gösterdi sigorta sektörü. O nedenle biraz önce işte kara araçlarında nominal büyüme %178, toplam hayat dışı prim üretimi 92 milyar TL, geçen yıl 37.3 milyar TL'den 92.2 milyar TL'ye çıkarak %147'lik bir artış gösterdi. Yani reel anlamda %64'lük bir artış gösterdi. Bu kara araçları branşında bu çok daha belirgin. %178 nominal artışla 16.7 prim üretiminde ulaştı ki %85'lik bir nominal artış gösterdi. Bu kapsamda bakınca evet şirketler mali gelirden kazanamadıkça ve gelecek maliyetlerini öngöremedikçe fiyatlarını arttırarak risk primlerini, risk marjlarını arttırarak aslında bir yerde bu karanlık yolda biraz daha güvenli araçlarını sürmeye yöneldiler. Bu da ilk çeyrekte bir miktar bilançolara açıkçası yansıdığını görüyoruz. Özellikle karlılık tarafında geçen yıla göre daha iyi bir performans gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Geçen hayat dışı branşta teknik karı bir önceki döneme göre ki geçen yılın ilk çeyreğinde 473 milyar milyon TL'lik bir zarar vardı. Özellikle de kasko, sağlık ve genel zararlar branşlarının da desteğiyle %856 artarak 3.2 milyar TL teknik kara ulaştı. Bu ilk çeyrekte bilançoların aslında olumlu yönde gittiğini gösteriyor. Aynı şeyi dönem net karında da görmemiz mümkün. 2022 ilk çeyreğinde. Bir daha söyleyin efendim. Ne zaman yansır sizce bu özellikle primlerin enflasyon üzerinde yansıması dediğimiz husus? İşte karlılığa yansımış durumda. İlk çeyrekte, geçen yıl ilk çeyrekte 264 milyon TL olan kar bu sene 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunlar aslında sigorta sektörünün bilançolarının geçen yıla göre ilk çeyrekte bir miktar toparlandığını gösteriyor. Fakat ilk çeyrekte iki tane büyük olay oldu. Yani şimdi sektörün maalesef
böyle bir şeyi var. Bu olaylardan bir tanesi Kahramanmaraş'ta yaşadığımız ve civar illerde yaşadığımız depremin sigorta sektörüne getirdiği bir yüktü. Belki bugün bu yükü çok fazla sigorta sektörü bilançosunda hissetmedi ama önümüzdeki dönem reasürans yenilemelerinde, reasürans prim artışlarında bu yükü önümüzdeki dönemde hissetmeye başlayacağız. Diğer taraftan da aslında Anayasa Mahkemesi'nin trafik sigortası genel şartlarının iptali kararıydı. Bu karar aslında sigorta sektörünün ilk çeyrekte olumsuz yönde etkileyen noktalarından biriydi. Bu kapsamda trafik sigortası çok konuşuldu. Evet, yani sektörün önemli bir ürünüdür, zorunlu bir üründür. Toplam sigorta prim üretiminin %25-30'u trafik sigortalarından gelir. İlk çeyrekte geçen yıl 2,5 milyar TL teknik zarar, bu sene 3 milyar TL teknik zarara doğru arttı. Yani trafik sigortasındaki zarar problemi azalmadan devam ediyor. Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim. Sektörün aktif büyüklüğü ne oldu diye bakmak da önemli. İlk çeyrekte geçen yıl 142 milyar TL olan aktif büyüklüğü, şimdi 288 milyar TL'ye %103'lük bir artış gösterdi. Yani reel bazda artış %35 oldu. Aslında bakarsanız prim üretimleri %150, %160, %170 artarken aktif büyüklüğü ancak %100'ler seviyesinde artıyor. Yani aktifin büyüme hızı primin büyüme hızından daha az. Bu da aslında sektörün ilave sermaye gereksinimine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü sigorta sektörü prim yazdıkça ilave sermayeye ihtiyaç duyan bir endüstri. Bu yıl hani belki finansallar bir miktar daha iyi olacak ama sermaye ihtiyacı da o yönde artacağını öngörebiliriz Gözde Hanım. Uğur Bey, şunu da sormak istiyorum. Aslında az önce eşdeğer parça kullanım indiriminden de bahsettik. Şimdi siz de bahsettiğiniz rakamlardan özellikle trafik tarafında prim üretimi en yüksek birinci sırada yer alıyor. Ama diğer taraftan da işte sigorta tarafında zarar yazıldığını görüyoruz. Burada baktığımızda bu eşdeğer parça kullanım indirimi yerli ve milli taraftaki o parçaları desteklemek anlamında mı böyle bir indirim geldi? Yoksa bunların maliyeti özellikle trafik sigortası tarafında çok yüksekti de burada ortaya çıkan bu zarardan mı geldi? Bunu da merak ediyoruz aslında. Şimdi belki şöyle bu sorunuza basitçe cevap vereyim çok alt detaylarına girmeden. Bir aracın hasar anında maddi bir hasarın tamir edilmesinde orijinal parça kullanırsanız bunun değerine 100 diyelim. Orijinal parçayı 100 birime mal ediyorsunuz. Eşdeğer parça kullandığınız zaman eşdeğer parçanın maliyeti 65-70'e kadar düşebiliyor. Hatta eşdeğer parçanın da altında çıkma parça, kaza yapmış araçlardan çıkma parçalar, orijinal de olsa çıkma parça kullanıldığı zaman bu 100 yerine 50-40 liralara kadar inebiliyor. Bu kapsamda eşdeğer parça kullanmak, evet, hasar yedek parça maliyetlerinde bir miktar indirim sağlayacaktır. Bunun yapılmasının sebebi de zaten para kazanmayan bir ürün, zarar eden bir ürün. Hiç değilse bu zarar eden ürünün maliyetini bir miktar aşağıya çekmek için alınmış bir karardır. Yani süper bir etkisi olmayacaktır toplam büyüklük içinde. Çünkü şöyle düşünürseniz trafik sigortalarının toplam hasarının sadece %40 civarı maddi hasarlardan gelmektedir. Geri kalan hasarlar bedeni hasarlardan ve değer kaybı hasarlarından gelmektedir. Maddi taraf trafik sigortalarının en büyük olduğu hasar değildir. Yani burada trafik sigortalarına zararına neden olan nokta maddi hasardan ziyade bedeni hasarlardaki artıştır. Zira bedeni hasarların hesaplanmasında kullanılan parametre asgari ücrettir. Asgari ücretin geçen yıl iki kere hem şimdi düşünürseniz 2021'in yıl sonunda artan asgari ücret, 2022'nin Haziran ayında artan asgari ücret, 2022'nin sonunda artan asgari ücret ve de 2023 ilk yarı yılda bir asgari ücret artış beklentisini üst üste koyduğumuz zaman sigorta sektöründe trafik sigortalarındaki ana en büyük problem bu bedeni hasarlardaki beklenmedik asgari ücret artışından kaynaklı artışlardır.
Sizin peki özellikle depremin sigortacılık sektörü üzerindeki etkisini konuşalım. Yani bir tabii bilanço tarafında nasıl etki etti? Çünkü sizin orada özellikle çok fazla sigortalı yani poliçeniz olduğu biliniyor. Öte yandan bir de tabii bu deprem sonrasında bir artış var mı? Yani talep artışı yaşanıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Deprem tabii 6 Şubat'ta gerçekleştikten sonra sondan başlayayım soru. Yani Şubat, Mart ve Nisan aylarında gerçekten bir talepte bir artış oldu. Sadece deprem bölgesi değil, özellikle bir sonraki depremin beklenildiği Marmara bölgesi ve civarında talepte bir artış oldu. Talepte hem yeni poliçe talebinde bir artış oldu ama hem de mevcut poliçelerdeki deprem teminatlarının eksikliklerinin giderilmesi konusunda vatandaşlarımızın bir talebi oldu. Fakat biliyorsunuz bu ilk baştaki ani hareketlenme artış günler geçtikçe unutuldukça talepte de daralmaya sebep oluyor. Yani o yüzden belki en önemli görevlerimizden biri el birliğiyle bu depremi unutturmamak ve her zaman deprem olgusunu Türkiye'de canlı tutmak çok kritik olacaktır. Yani sonuçta biz bir faylar ülkesinde yaşıyoruz. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün bir depremle karşı karşıya kalmak durumundayız. Bu kapsamda hani sektörün genel olarak konut sigortalarında, DAS sigortalarında, deprem sigortalarında müşterilere ürünü yaygınlaştırma konusunda çabaları olduğunu görüyorum. Burada Aksigorta'da Hayata Devam Türkiye adlı bir kampanyasıyla, projesiyle aslında deprem bilincini arttıran konut ve DAS zorunlu deprem sigortasına müşterilerin daha kolay, hızlı, daha ucuza ulaşmasını hem de ulaşırken de sosyal sorumluluk faydası sağlayarak deprem bölgesindeki depremzedelere destek sağlayacak bir fonun içine katkıda bulunmasını içeren büyük bir Hayata Devam Türkiye projesi başlattık. Bunu söyleyebilirim ilk sorunun ikinci kısmıyla ilgili. İlk kısmıyla ilgili toplam ekonomik değer kaybının depremden sonra 100 milyar dolar civarında olduğu konusunda çalışmaları okuyoruz. Toplam depremin sigorta sektöründe maliyeti 5 milyar dolar civarında. Aslında baktığımız zaman 100 milyar dolar ekonomik değer kaybına olan bir depremin 5 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılanması oldukça düşük bir oran. Hani bu oranın gene aynı gelişmiş ülkelerde depreme maruz kalma potansiyeli yüksek ülkelerde %35-40'lara kadar çıktığını görebiliyoruz. Yani bu kapsamda bakıldığı zaman 100 milyar dolarlık bir ekonomik kaybın 35-40 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından üstlenilmesi son derece rasyonel bir rasyo olabilir. Bunu uğraşmamız lazım. Yani birazcık daha Türkiye'de deprem sigortalarındaki penetrasyonu, ürün kullanımını güçlü bir şekilde savunmamız lazım ki bir sonraki depremde ekonomik değerin büyük kısmını sigorta sektörü üzerinden dünya reasürans piyasalarından toparlayabilme imkanımız olsun. Eninde sonunda bu 95 milyar dolarlık sigorta sektörü ödedikten sonra kalan 95 milyar dolarlık ekonomik değer kaybı eninde sonunda devletimiz tarafından veya bizler tarafından önce bizlerin vergileri de ödenecek. Bunu da bu bilinçte hareket etmemiz ve düzenlemelerimizi bu bilinçte yapmamız bence bir sonraki deprem için bugünden sigorta sektörünü hazır hale getirmemiz çok kritik olacaktır. Peki şunu da merak ediyoruz aslında Uğur Bey. Negative 5 ortamında finansal gelirinizi nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü özellikle işte dünyada borçlanma maliyetlerinin arttığı, bizde de 8,5 politika faizine karşın %40'ın üstünde bir enflasyon var. Reel getirinin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Burada negatif reel getiri anlamında negatif reel faiz var. Burada yönetirken finansallarınızı hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz ve nasıl bir portföy oluşturuyorsunuz kendinize ya da yatırım stratejisi diyelim? Teşekkürler. Yani bu sigorta sektörün ana problemi son 18 aydır. Muazzam bir negatif faize maruz kaldık. Varlıklarımız %25-30'da değerlenirken
borçlarımız, sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz %100'ün üzerinde, %150 değerle değerlendi. Böyle olunca da yükümlülükleri çok hızlı artan ama bunun karşılığında tuttuğu varlıkları çok daha az artan bir sektör yaşadık ki zaten 2022 yıl sonu bilançolarının da kötü gelmesinin en büyük sebebi budur. Tabii varlık yönetimi bu kapsamda kritik bir hal aldı. Fakat hani piyasada da varlıklara baktığınız zaman Türkiye piyasasında varlık sayısının çok da çeşitli olmadığını görüyorsunuz. Mevduat, DTH'lar, Türk lirası mevduatlar, dövizli birikimler için Eurobondlar, hisse senetleri ancak ulaşılabildiğimiz veya işte tüfeğe endeksli kağıtlardan oluşan bir portföyle ilerliyoruz. Çeşitli enstrümanları kullanmaya gayret ediyoruz. Tabii bu günlerde geçen yılki bu negatif faize göre çok daha daralan bir negatif faiz ortamından geçtiğimizi söylememiz mümkün. Artan Türk lirası faizler her ne kadar politika faizi 8,5 gözükse bile hani şu anda 8,5'luk bir faiz yok tabii ki piyasaya çıktığınız zaman varlıklarınıza, yatırımlarınıza çok daha yüksek faizler bulabilme imkanınız var. Yani farklı çeşitli yöntemleri, farklı vadelerdeki özel sektör tahvilleri, tüfeğe endeksli tahviller, euro bondlar, kur korumalı mevduat hesapları, hisse senedi alımları gibi aslında piyasadaki olası bütün enstrümanlarımızı varlıklarımızın değerlemesinde kullandığımızı söylememiz mümkün. Peki, çok teşekkür ediyoruz Uğur Gülen. Çok teşekkürler Uğur Bey. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dilerim. Kolaylıklar dileyelim ve bu bölümü noktalayalım Tuğba. Çok teşekkürler. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Evet, devam edelim efendim. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırlayacağız. Mehmet Reis, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle yağışlar tabii en çok konuştuğumuz konu. Yani Nisan'da beklenen yağışlar Mayıs'ta gelince bu tabii özellikle fiyatlar ve rekolte tarafında nasıl yansıdı? Bunları merak ediyoruz. Üretimin yıl boyunca nasıl geleceği, kuraklık vesaire bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle ben sormak isterim. Nasıl bir görünüm var özellikle bakliyat tarafında? Tabii özellikle hepimizin yaşadığı Türkiye özellikle bir kış kuraklığı yaşadı. Yani 63 yılın 2022 yılı en düşük yağış alan ikinci kış mevsimi oldu. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, bu bölgelerdeki İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da hububatın yani tahıl grubunun ve bakliyatların ekildiği alan kuraklık haritalarına göre Ocak ayında sonuna kadar Ocak ayının kış kuraklığı yaşandı. Tabii ülke genelinde ekilen buğday biliyorsunuz Aralık ayında Kasım, Ekim'den itibaren üretim başlanıyor. Toprakta gelişimi için, topraktan çıkışları için beklenen yağışlar çiftçide gelmeyen çok büyük endişe yarattı ama Mart-Nisan aylarında yağışların gelmesiyle bu endişe giderildi. Mart ayı özellikle çok yağmurlu geçti ki son yıl ortalamalara baktığınız zaman %56 üzerinde oldu ki son 27 yılın en yağışlı Mart ayı olarak kayda geçti. Nisan ve Mayıs aylarında devam eden yağışlarda tahıl ürününe bir can suyu oldu. Özellikle önce TÜİK verileri açıklandı. 2022 yılının yaklaşık 38,5 milyon ton gerçekleşen tahıl ürünleri üretim miktarları 2023 yılından bir önceki yıla göre yaklaşık 2,1 oranında artarak 39,5 milyon olacağı tahmin ediyor. Bir de Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene hububat alımlarındaki taban fiyatlarında ciddi bir taban fiyatı verdi. Yaklaşık %180 gibi vermiş olduğu bu taban fiyatlarla 2023 üretim yılında 7,3 milyon hektar buğday ekilişi gerçekleştirildi ülkede. Bölgesel değerlendirmeler bize gelen bilgiler ışığında bu üretim yılında bir önceki yıla göre 19,7 milyon ton olan buğday üretimi yaklaşık %4 oranında artarak 23,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra yem bitkisi olarak da kullanılan arpa üretimi olsun, çavdar ve yulafta da yaklaşık %2 ile %4 oranında artış olacağı öngörülüyor.
Tabii ki özellikle bizde neden buğdayı örnek verdim? Temel gıda haline gelen buğday gıda güvencesi ve güvenliği açısından dünyanın en önemli mahsulü olarak görülüyor. Ülkemizde baktığınız zaman hasata kadar Haziran ayında başlıyor Güneydoğu Anadolu'da. İç Anadolu'da Temmuz ayında başlıyor buğday hasatı. O güne kadar da ülkemizde şu an güçlü stoklarla yani güvenlik stoğu dediğimiz güçlü stoklarla giriliyor. Dolayısıyla bu anlattığınız TÜİK verileri çerçevesinde düşününce fiyatlamalar tarafında nasıl bir tablo getirecektir? Şimdi tabii fiyatlandırmanın en önemli etkisi eğer bir ürünün fiyatı artıyorsa o girdi maliyetleri üretim fiyatlarının, ürün fiyatlarının artışına neden oluyor. Tarım ürünlerindeki girdilerin %70'i ithal ediliyor. Yem açısından da %60 olarak bu yurt dışından ithal ediliyor. Şimdi tabii ki son aylara baktığımız zaman dövizin stabil gitmesinden dolayı ki son bir hafta 10 gün hariç girdi maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu değil. Son açıklanan verilere göre Mart ayı açıklandı yaklaşık %49 civarında ama bu daha yukarı rakamlardaydı. Şimdi bu girdi maliyetleri aşağı çekildiği sürece çiftçi daha uygun fiyata ürünü üretir ve daha uygun fiyatla piyasaya sunar. Bu da tüketicinin alım gücüne göre uygun olur. O açıdan baktığımızdaki önemli önümüzdeki günler içerisinde ve buğday henüz daha taban fiyatı açıklanmadı. Hiçbir ürünün taban fiyatı açıklanmadı. Önümüzdeki aylarda biliyorsunuz aynı şekilde buğdayla beraber kırmızı mercimek de çıkacak. Şimdi tabii devletin vereceği taban fiyatlar çok çok önemli. Ama ben inanıyorum ki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi anormal bir fiyat artışı olmayacak. Sadece girdi maliyetlerindeki artış yansıyabilir ama buradaki en önemli faktör devletin vereceği alım fiyatları. Çünkü devlet bir yandan o dönemin alım fiyatlarını verirken bir sene sonraki ürünün ekilebilmesini için de fiyatı verirken ona da dikkat ediyor. Bize gelen sağdan gelen bilgilere göre de şu an bizim Mayıs ayında bu ayın sonu itibariyle tarlaya girecek olan çiftçimiz kırmızı mercimekçi. Onların rekoltelerine baktığınız zaman kırmızı mercimekte de geçen seneye göre yaklaşık 400 bin ton. Şimdi bunun için söylüyorum üretim rakamları yukarıda olursa fiyatların afaki artışı ya da spekülasyon olmuyor. Şimdi baktığınız zaman kırmızı mercimekte geçtiğimiz yılda aynı şekilde aynı miktarda verim alınacak. Ve önümüzdeki ay içinde yani Haziran ayında eğer yağış olumlu giderse rekolte beklentisinde de bir artış olacak ki daha tarlaya atılmayan çeltik tohumu var. Yani pirinç üretimi gerçekleştirecek. Fasulye bir miktar ekildi ama ekimi devam ediyor. Nohut geçtiğimiz yıla baktığınız zaman %20 civarında bir artış söz konusu. Bu artışlar inanıyorum ki fiyatı olumlu yönde etkileyecektir. Yani tabii burada rekolte tarafından en azından bir fiyatları yukarı sürecek bir etki olmasa da farklı etkenler hala tabii var listede değil mi? Peki sizde reis gıda olarak mesela yılbaşından bu yana ne kadarlık fiyat artışları yaşandı? Sizin enflasyonunuz kaç? Yani bizim geçtiğimiz yıllarda bir önceki yıla baktığımız zaman yaklaşık %25-%30 olan yılbaşından bugüne kadar gelen enflasyon rakamlarına baktığınız zaman yani Türkiye'nin enflasyon rakamlarına baktığınız zaman biliyorsanız hızlı bir artış yukarıya doğru yönlendi. Yine 2-3 aydır da yaklaşık %5-%10'lar gibi kademeli olarak bazı ürünlerde bu rakamlar daha da yukarıda olabilir ama aşağıya doğru bir düşüş oldu. Pirinç haricinde diğer ürünlerde çok ciddi bir artış olmadı bizde. Sadece pirinç konusunda o da çeltik üreticilerinin ürün satışına yanaşmamalarından dolayı biraz çeltik fiyatlarında artış oldu. Bu da tabii ki pirinç fiyatlarına yansıdı. Yani burada sizde yılbaşından bu yana anladığım kadarıyla yani yanlışsam düzeltin sadece pirinçte bir artış oldu. Evet. Yani tabii ki diğerlerinde %1, %2 de olsa belli bir miktarda artış oldu bu olağandır ama fazla artış diye söyleyebileceğimiz pirinçte yaşandı.
Peki yani yıl sonu beklentiniz bu anlamda bir şey söylemek mümkün mü? Yani tabii burada kur belirsizliği hala var. Dediğiniz gibi devlet alım fiyatları açıklanacak DMO tarafından vesaire, ama bir var mı hani kafanızda şu anda bir oran? Önce şunu söyleyeyim. Tabii ki yani bizim ülkemiz açısından ben bunu her zaman ön planda söyleyeceğim. Tek önemli olan şu, ülkemiz 2023 yılında hasat dönemine kadar gıda arzında bir risk öngörülmüyor. Önce bunun altını çizelim. Eğer arzın bu iklim şartları da uygun halde devam ederse, yani mücbir bir sebep olmaz ise, hem elimizde bulunan güvenlik stoğu hem bu arzdaki talebi karşılayacak artış, inanıyorum ki ürün fiyatlarına geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi böyle bir anormallik olmaz. Ama tekrar ifade ediyorum, seçim sonrası girdi maliyetlerin, demin ifade ettiğim, bunun belli bölümü dövize endeksli fiyatlandırma yapılıyor. Doğrudur. Pek çok etken var, ama bizim olumlu olan, bizim için bu iklim şartlarının son aylarda iyi gitmesinden dolayı özellikle gıda arzında herhangi bir riskle karşı karşıya değil ülkemiz. Özellikle bu sene ayrı bir Türkiye'nin bir avantajı daha var. Güçlü stoklarla giriyor. Bakın geçen sene mesela buğday konusunda stoklarımızı konuşuyorduk. Diğer ürünlerin stoklarını konuşuyorduk, ama şimdi şu an ne pirinçte, özellikle pirinçte bir sene sonraya, bakın tarlaya tohum atılmadı, Ekim ayında hasatı yapılacak ama seneye devredecek, elimizde pirinç de var. Bu elimizdeki, yani Türkiye'nin elinde olan bu pirinç, tabii ki artan pirinç fiyatlarını geriye çekişinde önümüzdeki günler içerisinde görebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Reis, kolaylıklar diliyorum. Devam edeceğiz takip etmeye. Şüphesiz piyasa hattını burada noktalıyoruz. İş Dünyası'nda akşam beraberiz. Hoşçakalın.